gününüz aydın olsun, bereketli olsun. Evime, kanalıma da hepiniz hoş geldiniz. Nasılsınız? İyisinizdir inşallah. Ay, Pelin'in buradan geçeceğini bilseydim bez istemişti. Onu getirirdim ya. Tüm. Pelin de İlbaş bezlerinden sipariş etti. Arkadaş da getirdi bana. Yani buradan geçeceğimizi bilmiyordum. Yoksa bezi yanımda alır hemen verirdim. Şimdi biz eşimle birlikte Mustafa için bir dershane var. Geçen oraya sınava girmişti. Hem onun sonuçlarını öğreneceğiz. Hem de şöyle bir konuşalım. Çünkü dershane araştırmaya başladık. Çok sallanıyor telefon. Görüntü böyle şey oluyor ekranda. Ay, elime mi alsam ki? Yol kötü, ben ne yapayım? Sen bir şey yapmayacaksın da görüntü çok kötü çıkıyor. Bak, şimdi durunca iyi. Evet, durunca iyiyim. Havada bir yağıyor bir açıyor, bir yağıyor bir açıyor. Ama artık ben kısa kolları giymeye başladım. Tabii içimde kısa kollu. Şu an üstüme şöyle bir sivit aldım. Bakalım hakkımızda hayırlısı olsun Mustafa için. Seneye sınavı var, lise sınavı. Bakalım artık. Bütün sınava girecek olan çocuklara da Rabbim zihin açıklığı versin. İçinde benimkilerine de, benim evlatlarıma da. Öyle, sen ne diyorsun? Sen bir şey söyleyecek misin Mikail? Hayırlı Ramazanlar herkes. Dedi. Hayırlı Ramazanlar dedi. Benim sessiz eşim yanımda. Ağzı var, dili yok, yemin ederim. O kadar sessiz. Vallahi akşama büyük bir ihtimal Adana kebap var. Lavaşı kesinlikle yapmayacağım. Hazır alacağım marketten. Yanına da çok güzel bir tatlı yapacağız. Eve gidelim beraber, böyle güzel bir tatlı yapalım. Hem de kolay olsun, pratik olsun. Valla kolay ve pratik tarifler benim her zaman favorim. Valla böyle işte arkadaşlar. Bir de ben bu böyle lafını çok kullanıyorum. Videoları her seyrettiğimde fark ediyorum. Kullanmayacağım diyorum bu tarz böyle kelimeleri sürekli ağzımda. Sanki yapıştı. Sürekli böyle. Dershaneye yaklaştık mı? Ha, yaklaştık. Gidelim bakalım, bir görüşelim. Sınav sonucu ne? Ne yapabiliriz? Ama sadece bu dershanede görüşmeyeceğim. Aklımda böyle 3-4 dershane daha var. Hayırlısı olsun diyelim. Şimdi markete geldim. Çöp şiş almam lazım bu kalın olanlarda. Bakayım burada vardır inşallah. Bakayım. Heh, tamam, bunlar da. Ne kadar ki acaba? Kaç tane var? 20 tane. Tamam, bunlar da. Dershaneyle görüştük. İndirimli bize 6000 TL olduğunu söylediler. Aslında benim evime yakın bayağı böyle 3-4 tane dershane var. Bir onlarla da görüşeceğiz. Şimdi çöp şişimizi aldık. Süt almak için A101'e gidiyoruz. Bir de ne alacaktım? Ha, kapya biber. Kırmızı kapya biber. Hemen köfteyi de yoğurayım. İftara kadar böyle bir saat kala artık pişiririm. Dinlensin. Arkadaşlar, şimdi eve geldim. Hemen tatlı hazırlıklarına da başlayalım. Yalancı profiterol yapıyoruz. Malzemelerimizi hemen söyleyeyim ben size. Kurutma makinem bir saniye bitti. Hemen onu kapatıp geliyorum. Sabah kalktığımda hava çok güzeldi. Hemen çamaşırları astım balkona. Fakat yarım saat sonra yağmur yağdı. Tekrar kurutma makinesini attım. Şimdi bitti. Onu da birazdan katlarım hemen. Ama içinden çıkarttım. Heh, şimdi nerede kaldık? Şimdi ocağımın altını yakmıyorum. İlk önce ununu, nişastasını, şekerini, yumurta sarısını ilave edeceğim sütün içine. Böyle topaklanmasın diye ilk önce bir çırpacağım. Zaten biliyorsunuz, tel çırpıcıyla çırpıyorum. Sonra altını yakıyorum. Kısık ateşte sürekli karıştırarak kaynatıyoruz kremamızı. Profiterolün. Şimdi 1 litre sütümüzü tenceremize döktüm. Malzemelerimizde yarım su bardağı un, yarım su bardağı buğday nişastası, mısır nişastası da kullanabilirsiniz. 1 su bardağı şeker. Bendeki mesela 1 su bardağı şeker diyorum. Burada yarımdan birazcık fazla duruyor. Çünkü ölçülerini normal evimizde kullandığımız su bardaklarıyla yaptım. Bu bardakların büyük olduğu için
Böyle gözüküyor ama ben size tam ölçü zaten yazacağım. Zaten söylüyorum da size. Hani yanlış anlaşılma olmasın. 2 tane yumurta sarısı. Bunları sonra içine ilave edeceğim. Toz krem şanti şimdi aldıracağım Mustafa'ya. Yarım su bardağı süt. Çikolata sosumuz lazım. Bir de 20 kedi dili bisküvimiz lazım. Toplamda 20 adet kullanacağım. Çikolata sosunu yapmak için de süt lazım bize. Ayrıyeten nefessiz kaldım. Ay vallahi nefessiz kaldım. Böyle anlatırken nefesim böyle kesiliyor birden. Şimdi bu borcamda yapıyoruz. Yuvarlak. Zaten herkeste vardır. Ocağımın altını yakmıyorum. Hemen çırpıcımı da koyayım. Şimdi Instagram'a videomu çekip geliyorum bu tarafa. Şimdi bir su bardağı şekerimizi alalım. Yarım su bardağı un. Dibinde kaldı sandım. Yarım su bardağı da mısır nişastası ama bu unmuş. Karıştırmışım. 2 tane de yumurta sarısı. Kesinlikle yumurta sarısı koku vermiyor. Böyle yerken ağzını ısıralım. Topaklanma olmasın. Krema kesinlikle kaynadıktan sonra soğutacağız. Yani eğer ılık olursa istediğimiz sonucu alamayız. Çünkü içine kedi dili bisküvilerini kıracağız. Bu sefer sıcakta onlar böyle yumuşayacak. Kedi dili bisküvi ve görüntü gerçekten hoş olmuyor. Bunu da söyleyeyim. Soğuk krema olacak. Hani sakın sıcakken, ılıkken bile yapmayın. 2 saate kadar soğur herhalde. Ben böyle 1 saat sonra tekrar buzdolabına koyarım. Ilık bir kıvama gelince krema. Üstünü de streç filmle kapatacağım. Streç filmi kapatırken de kremaya değsin streç film. Öyle yapın. Hemen şöyle iyice karıştırayım. Şimdi altını yakıyorum. Çok kolay bir tatlı. Çok da lezzetli bir tatlı. Kanyana kadar böyle karıştıracağız. Sakın başından ayrılmayın ki yanmasın. Sonra topaklanıyor. Böyle güzel olmuyor. Kremamız kaynadı. Ben hemen ocaktan aldım. Kıvamı da çok güzeldi. Üstünü ben streç filmle kapladım. Şimdi bir 2 saate kadar soğur. Ama ben böyle 1 saat sonra buzdolabına koyacağım. Orada daha böyle hızlı bir şekilde soğusun. Salona geldim arkadaşlar. Orkidemin böyle tomurcuğunu eşime göstereyim dedim. Göstermez olaydım. Elimden düştük böyle. Allah'ım her taraf battı. Ay vallahi bu çiçeğin de başına gelmeyen kalmadı. Şimdi ben ne yapacağım bunu? Tekrar ekeceğiz. Köklerin ne durumda var? Köklerine de bakalım. Ay vallahi ya şaka gibi. Tomurcuğunu da size de göstereyim. Durun. Bakın. Atmayacağım. Yine tekrar bunları toparlayayım ama bu toparlama işini eşime bırakacağım. Çünkü onun yüzünden oldu. Gösterecektim ona. 20 tane kedi dili bisküvi 3'e böldüm. 4'e böldüm bazılarını. Bir paket toz krem şantiye dökeceğim içine. Yarım su bardağı da sütünü ilave ettim. 2 su bardağı sütü sos tencereme döktüm. 1 paket de çikolata sosunu da ilave ettim. Şimdi bu da bir taraftan böyle kaynasın. Sosunu da yapalım. Şimdi Mustafa'yı markete yolladım. O kadar markete git. Krem şantiyi almadan eve geri gel. Vallahi işte oluyor böyle unutkanlık. Daha kıymayı daha yoğurmadım. Bir paket toz krem şantiyi ekledim. Yarım su bardağı sütü. Şimdi mikserimizde Allah. Şimdi yavaş ayarda yapalım. Birazcık sıçradı. Ben şimdi silerim oraları. İyice böyle mikserle güzel bir akışkan bir kıvam olana kadar karıştıralım. Çikolata sosunu da ayarladım hemen. Mustafa da yardım etti sağ olsun. Kremasını da böyle güzelce çırptım. Kıvamı çok güzel oldu. Şimdi ne diyecektim size? Ha, içine ben birazcık çikolata sosunun içine bitter çikolata ilave ettim. Şimdi bunları soğuk olan kremanın içine döküyorum. Hemen borcama. Çok basit bir tatlı. Ben böyle çekim yaptığım için inanın o kadar uzun sürüyor ki yaptığım en basit bir kek bile. Ama siz evinizde yani bir tek bunun soğuması var gerçi. 2 saat kadar soğumaya duracak. Onları ilave edeceğim. Veya dur hepsini ilave edeyim. Böyle birden karıştırayım. Kolay profiterol. Şimdi nasıl karıştıracağım onu düşünüyorum. Mustafa'nın bakalım dershane işinde ne yapacağız. Şöyle karıştıralım güzelce.
karıştırdığım kedi dilli kremalı karışımımızı böyle yuvarlak borcama döktüm. Tamam. Tamamdır bu. Jet hızıyla direkt şu çıkan bulaşıkları hemen elimde yıkayayım. Halledeyim. Şu görüntü nasıl? Ha. Şöyle iyice kameramı da ayarlayayım. Tamam. Çikolata sosunu kesinlikle pastamızın üzerine sıcakken dökmeyeceğiz. Böyle ara ara karıştıralım. Soğuduktan sonra pastanın üzerine döküyoruz. Ve tatlımız hazır. Dilediğiniz gibi de süsleyebilirsiniz. Ben zaten içine bitter çikolata da ilave ettim. Damla çikolatalardan. Ben büyük bir ihtimalle şey dökerim. Almış olduğum fıstık, kavrulmuş fıstıklar acayip lezzetli. O kadar lezzetli ki belki onlardan serperim. Belki de böyle çikolata damlası falan çikolata rendeleyebilirim. Bilmiyorum. Gidişata bağlı. Ben şu an tek düşündüm. Köfteyi yoğurmam gerekiyor hemen. Bunu ben buzdolabı yapalım. Kebabımızı yapmaya başlayalım. Kuyruk yağı katıldığı zaman daha lezzetli oluyor. Fakat biz sevmiyoruz. Onun yerine tereyağı da katıyorlar mesela kıymanın içine. Ama ben sıvı yağ kullandım. Söylediğim gibi yani %100 orijinal kebap olmayabilir ama çok da lezzetli oluyor. Şu tripodumu şöyle düzgün ayarlayayım. Bir tane kapya biber, bir tane soğan, sarımsak katmadım. Aslında sarımsak da var tarifte ama ben katmadım. Şöyle robottan geçirelim. Suyunu sıkıyorum. Posasını kıymanın üstüne ilave edeceğim. Geçen gün bir arkadaşımız bu robottan aldığını söyledi. Çok güzel olduğunu söyledi ama buradaki siyah contası çıkıyormuş. Yani tam da emin olamadım acaba şuradaki conta mı yoksa bu mu? Bu robot çok güzel. Bakın ben bunu her zaman söylüyorum. Sadece tam şunu yerleştirirken artık ben de elim alışkanlık yaptı. Hemen böyle yerleştirebiliyorum. Ama ilk başta yerleştirirken bayağı zorlanmıştım. Çünkü tam şu hazneye oturmuyor. Burası birazcık böyle sağa sola kaydığı için. Bunu da belirteyim. Ama şimdi artık elim alıştığı için direkt hemen takabiliyorum bunu. Şimdi kıymanın içine ne kattım? Bol acı biber kattım. Isot kattım. Tuz ve bir tatlı kaşığı da biber salçası. Hemen dökelim. Çöp şişlerimizi de aldım ama ben biraz böyle enli aldım. Çünkü o ince olanlarda ben bir gün ilk böyle yapacağımda gittim ince aldım ama kesinlikle olmuyor. Birazcık böyle enine kalın olanlardan alacaksınız. Markette zaten gösterdim kebap yapmak için. Dinlenince daha güzel oluyor ama işte keşke tatlıyı, bir de ben kıymayı ben geç çıkarttım buzluktan. Erken çıkarsaydım ben zaten hemen yapardım. Buzdolabına da güzel dinlenirdi. Ama lezzetli olsun istiyorsanız mutlaka böyle daha da böyle güzel. Çünkü kıyma durdukça daha da güzel böyle lezzetli oluyor. Buzdolabında dinlendirin arkadaşlar. Sabahtan yoğurun. Yalancı profiterol pastamız hazır. Yapımı zaten gördünüz. Çok kolay. Sadece bana uzun oluyor çekim yaptığım için. Özellikle böyle Ramazan ayında hem de böyle kolay, pratik tarifler tatlı olarak da. Denemenizi tavsiye ederim. Denerseniz de yorumlar kısmında yazarsanız çok mutlu olurum. Profiterol tatlımızı ben buzdolabına koyayım. İftardan sonra şöyle güzel bir dilimleyelim. Servisini yapalım. Vallahi yarın hemen markete gidin, kedi dili bisküvi alın, yapın muhallebi, karıştırın, üzerinde çikolata sos. Zaten malzemeler çok kolay, çok da pratik, herkesin evinde olan malzemeler. Bu hemen bu güzellik buzdolabına. Pilavını da yapmaya başladım. Emre dedim 40 dakika kala bana haber ver. Fırına vereyim hemen yaptığımız kebapları.
Şimdi valla ne konuşacağımı da unuttum şimdiden. Bulgur pilavımı dökeyim. Şunu sonra içine dökerim ben. Kırmızı biber kattım. Kapya biber. Bu arada kapya biberin kilosu 25 TL. Ben kilosunu bilmiyordum. Sadece dedim ki manavcıya. 2 tane alabilir miyim dedim. Abla dedi valla herkes haklı dedi. Gelen dedi ya bir tane alıyor ya iki tane dedi. Kilosu 25 TL'ymiş. Kapya biberim. Vay be. Geçen hafta oğlum pazarda ben unuttum mu filan dedim ama bana şey demişti. Anne dedi pazarda hiç yoktu. Demek ki pahalı. O yüzden alanda kimse olmaz diye getirmemişler. Şimdi suyunu da ilave edeyim. Tuzunu, baharatını, pilavımız tamam. Şimdi bir söğüş salata yapmak istiyorum. Aslında ben ezme yapmak istiyordum böyle güzel. Lokantalarda olur ya böyle domates ezmesi. Soğanlı filan çok lezzetli oluyor. Veya bir haydari de çok güzel olurdu. Ama şu an yapacak gücüm yok onu. Artık onu bir gün aslında meze yapayım ben. Hem haydari yapayım. Hem de dediğim o mezeden yapayım. Çok lezzetli oluyor. Aynı dışarıdaki lokantalardaki gibi birebir. Yapımı da zaten o kadar kolay, o kadar kolay ki ister misiniz? Hani bilmiyorum size de şimdi sorayım ben. İsterseniz böyle iki tane güzel bir meze yaparız beraber. Hem de siz de iftar masanıza koyarsınız. Afiyetle de yersiniz. Ama niyetim de vardı bugün. Ciddi olarak söylüyorum vardı ama şu an pilim bitti artık. Şöyle bir bulaşık makinesine boşaltayım arkadaşlar. Makinem de boş olsun. İftardan sonra hemen yerleştiririm. Toparlarım buraları. Başka ne yaparım şimdi? Vallahi bir de çamaşır atmam lazım makineye. Onu da atayım bir taraftan. Sonra görüşürüz. Masamızı da yapalım. İnce ince doğrayalım. Birazcık kalın olabilir. Olsun artık o da. Ay vallahi hiç dermanım yok şu an. O kadar şeyim. Kötü oldum. Şunu da yapayım. Oğlum da buzlukta bir tane böyle közlenmiş patlıcanım vardı. Onu çıkartmış. Anne dedi bir de bunu da yapalım. Bunun da hemen üstüne birazcık zeytinyağı. Ay elimi kesecekti. Birazcık zeytinyağı, baharat. Bir diş de sarımsak doğrayayım. Lezzetli oluyor. Birazcık bunlar arkadaşlar iri doğradım. Görüyorsunuz. Artık neyse olduğu kadar. Vallahi buna şükür. Gerçekten buna şükür. Yine yaptık. Hazırladık iftarımızı. Ay ne kadar modum düşük değil mi konuşurken? İşte böyle konuşmalar olunca mesela birisini izlediğim zaman benim bile izleyesim gelmiyor. Böyle düşük modlu konuşulduğu zaman ama işte yorgunluk da var arkadaşlar. Kuaförden randevu almam lazım. Onu da unuttum bugün. Ama diyorum ki bayrama doğru mu kestirsem, boyatsam veya şimdi mi yapsam? Kararsızım. Bakalım artık. Sumak getireyim. Isot getireyim. Tuzunu şimdi katmayacağım. Katarsam daha bir yarım saat var. Bayağı sulanır. Onu artık en son katarım. Biber de koydum. Köftelerin yanına közlensin. Yani köz gibi olsun. Siz anlayın. Aslında bir iki domates de koysayım mıydım ki acaba? Bilemedim. İftar için yemeğimiz hazır oldu. Bulgur pilavını hemen böyle kalıpta, geçen almış olduğum kalıpta yaptım. Kare kalıpta. Yanına domates, biber, meyve suyumuz, patlıcan ezmemiz ve Adana kebaplarımız da hazır oldu. Köftelerde evet birazcık böyle ayrılmalar oldu ama benim kendi hatalarımdan, işte acele davranmamdan birazcık böyle domates, kapya biber robottan çektiğimde birazcık suluydum. Yani sıkamadım daha doğrusu robottan. Bayağı bir ince geçirmişim. Herhalde o yüzden diye olduğunu düşünüyorum. Tadını bakalım iftardan sonra bakarız. Kapanışta söylerim inşallah bir aksilik olmazsa. Soğanımızı söğüşledik. Emre de hemen yardım etti. Çorba istemediler. Sadece bu yeterli dediler. Zaten yapsam da ziyan olur arkadaşlar. Hiç gerek yok. Bize iftar vakti bayağı böyle yakın. Hoca Allahu Ekber dedi diyecek. Herkese hayırlı iftarlar.
Rabbim tuttuğumuz oruçları kabul eylesin. Şimdi birazcık böyle pasta koydum tabağa. Komşum bir güle yolluyorum. Çocukları da çok seviyor tatlı türü. O da bu akşam süt helvası yapıyormuş. Şimdi çayımızla demlendim. Birazcık daha böyle kaynasın. O çay iyice otursun. Şöyle güzel bir çay dökeyim kendime. Bir keyif yapayım. Masumlar apartmanı var. Videomun editini yaparken hem çayımı içerim hem de dizimi seyrederim diye düşünüyorum. Ama diziye inanın video yaparken bile tam da pek bir şey anlamıyorum. Vallahi böyle tatlımız olay yani olay bir tatlı, harika bir tatlı. Deneyin arkadaşlar, pişman olmayacaksınız. Bakın tabak bitiyor, şu kadarcık bir şey kaldı. Yani bu da sabaha çok az kalır, öyle diyorum ben size, çünkü sahurda da yerler. Maşallah iştahları çok kuvvetlidir benimkilerin. Olsun, sağlık olsun, yesinler arkadaşlar. Ben şimdi bir Birgül'ü arayayım. Alt kapıyı açsın arkadaşlar. Sonra görüşürüz. Masumlar apartmanını izliyorum. Aşı sahnede böyle bir hoş oldum. Sonunda açıldı. Seviyor. Zaten demiştim ben baştan da. Ama olan o kapıcıyı oldu. Yazık ya adam da. Bunu seviyor. Şimdi kısa bir ara verdim. Çayı dolduralım ama videomun editini daha tam bile başlayamadım. Vallahi yetiştirebilirsem yarını yükleyeceğim. Artık yetiştiremesem de yarın aşırı bir böyle bir yorgunluk var üzerimde. Ay öyle ne kadar demli olmuş bu çayda. Bakalım artık. Yarın artık videom yayınlanırsa demek ki yapmışım demek ki. Şimdi şu büyük bardağı ben alacağım. Bunu da Mustafa'ya. Çünkü anca beni keser. Hiçbir takımı tutmuyorum arkadaşlar. Futbol namına. Zaten futboldan nefret ediyorum. Hiç sevmem. Tabii ki milli takımı sonsuz destekliyorum. O ayrı. Beşiktaş bardağı da Mustafa'ya ait. Çünkü kendisi sonradan Beşiktaşlı oldu. Galatasaraylıydı ama bilmiyorum. Bir anda Beşiktaş'a yöneldi. Gideyim. Oğlumla birlikte bir çay keyfi yapalım. Emre içmiyor. Yani içse bile o sonradan içiyor. Yani pek bize takılmıyor kendisi. Şimdi biz afiyet olsun sonunda bir çay dökebildik. Yani sonunda nihayetinde hep çayda görüşürüz. Çayda görüşürüz ve görüştük. Tavşan kanı gibi dolmuş çayım. Oh mis gibi, ben şimdi hemen bunu içeyim kızlar. Bana afiyet olsun. Sizler de böyle çay keyfi yapıyorsanız size de böyle afiyet, bal olsun, şeker olsun inşallah diyelim. Şimdi hazırlığı yapmak için mutfağa geldim. Yumurtalı omlet yapıyorum. Kahvaltı çıkartırım. Domates, salatalık aynen bu şekilde. Zaten söylemiştim ben. Sahurda kesinlikle yemek falan yemiyoruz. Hepken yani genelde kahvaltı türü. Şimdi ben hemen kapanışımı da yapayım arkadaşlar. Bir an önce başlayayım hazırlıklara. Beni buraya kadar izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ediyorum. Yorum yapan elleriniz de dert görmesin. İnşallah severek izlediğiniz bir video olmuştur. Videolarımı da beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı, yorum yapmayı, kanalıma da abone değilseniz abone olup destek verirseniz çok sevinirim. Başka videolarda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Kucak dolusu selamlar ve sevgiler.